Günaydın, iyi pazarlar. Ekonomi Arası başlıyor. Yeni haftaya başlamadan önce yakından takip edilmesi gereken ekonomik verileri ve piyasa beklentilerini paylaşalım. Yeni hafta veri akışı açısından çok yoğun bir hafta olacak. Haftanın ilk günü işsizlik rakamları ve perakende satışlar açıklanacak. Her iki veri de ekonomik gidişat hakkında fikir verebilecek önemli veriler. Perakende satışlar enflasyonun gidişatı açısından sinyal verdiği için önemli bir veri olarak kabul ediliyor. En son açıklanan Kasım verisi perakende satış hacminin %12.8 arttığını göstermişti. Diğer gelen verilerde yine Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlarına rağmen iş talebin canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar ise iş talep yeteri kadar baskılanmadığı sürece enflasyonun düşmeye başlamayacağından endişe ediyor. Bunun için de mevduat faizlerinin artması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yeni haftada mevduat faizlerinin geldiği seviyeler ve Merkez Bankası'nın gelebilecek sıkılaştırıcı adımları yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta gelen veriler 1 Mart'la biten haftada mevduat faizlerinin %53.3 ile 2002 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye geldiğini göstermişti. Verilere dönersek haftanın ikinci günü ise cari denge ve sanayi üretimi verileri gündemde olacak. Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergelerinden biri olduğu için yakından izleniyor. Cari denge ise özellikle finansman tarafıyla gündemimizde olan bir veri. En son Kasım verisi açıklanmış ve Kasım'da cari denge 2 ayın ardından yeniden açık vermişti. Her hafta Perşembe günü takip ettiğimiz yabancı girişleri cari açım finansmanı açısından da büyük bir rol oynuyor. Son gelen veriler 1 Mart'ta biten haftada yabancı yatırımcıların 75 milyon dolarlık hisse sattığını gösterdi. Hisse satışı 3. haftaya taşınırken yabancılar tahvilde de satışa döndü. Yeni haftada bu verileri de yakından izleyeceğiz. Yurt dışında ise haftanın en kritik verisi Salı günü ABD'den gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayı enflasyon rakamları tüm dünya piyasalarının odağında olacak. Ocak verisi hem aylık hem yıllık bazda beklentileri aşmıştı. Bu da piyasaların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'e dair beklentilerini değiştirmişti. Yani enflasyon yüksek geldiği için Fed faizleri indirmekte aceleci olmayacak tahminleri yapılmıştı. Büyüme, enflasyon gibi verilerin beklentilerden fazla gelmesi Fed'e dair bir faiz indirim beklentilerini öteliyor. Fed'de faizlere ilişkin kararları verilere bakarak verdiği için bu rakamlar çok yakından izleniyor. Örneğin altının onsu geçtiğimiz hafta tamamen faiz indirim beklentilerine bağlı olarak rekor seviyelere gelmişti. Yurt içinde gram altında yeni zirveleri görmüştü. Bakalım yeni haftada değerli metalin yükselişi sürecek mi? Gelecek haftanın gündemini aktardık. Şimdiden bol kazanç bir hafta dileyelim. Haftaya cumartesi günü aynı saatte yeniden görüşmek üzere.